Misafirlerimizi isimlerini okuyarak sahneye alacağım. Ondan sonra müdürün konuşması var. Şimdi ilk olarak en gencimizden başlıyoruz. Bize Samet Hoca'nın hediyesi Mehmet Özcan. Arada boşluk olsa da 10 yıldır Eskişehir'i bilen, Eskişehir'i tanıyan kaptanımız, efendi kişiliğiyle örneğimiz, her şeyimiz Sezgin Coşkun. Bu forma ikinci giyişi oluyor bu gelişi. Daha önce, 2-3 sene önce bir defa daha giymiştim bu formayı. İbrahim Sokko. Sporun bir ayağı da medya, iletişim araçları. Bu iletişim araçları içerisinde Eskişehir'imizde ulusal basında kendine yer edinmiş bir isim. STV Spor Koordinatörü Murat Dağtekin. Coğrafyanın insanı. Son 8 aylık süreçte Eskişehir Spor'un her şeyi konumuna gelen neredeyse bir insan. Fuat Çaboğlu. Var. Okul müdürümüz Sayın Ali Rıza Ezen'e bir defa davet ediyorum. Saygıdeğer Fuat Hocamız, Sayın Murat Bey, Eskişehir Spor'umuzun çok değerli futbolcuları, yazılı ve görsel basınımızın saygıdeğer üyeleri,
kıymetli öğretmen arkadaşlarım ve geleceğimizin umudu olan sevgili gençler. Sporda gençlik ve insani değerler konulu söyleşimize hepiniz hoş geldiniz. Bu toplantımız dolayısıyla Eskişehir Fatih Fen Lisesi olarak sizleri orta öğretimde Eskişehir'imizin zirvesinde olan okulumuzda ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Fuat hocamızın Karabük maçında sergilediği ve sporda ender görülen davranışlardan olan rakibe saygısı tüm spor kamuoyunda takdirle karşılanmıştır. Bu söyleşinin eğitim öğretim faaliyetlerinde önemli bir yeri olan saygı ve ahlak eğitiminde öğrencilerimiz için çok faydalı olacağını umuyor. Şehrimizin simge değeri olan Eskişehir spor sevgisini genç nesillere aşılamakta katkısı olması adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tekrardan hoş geldiniz. Sefalar getirdim. Başlangıçta katılımcılardan ikisinin özgeçmişinden biraz bahsedeceğim. Gazeteci Murat Dağtekin 1970'te dünyaya geldi. Mesleği 1992 yılında Kanal 26 TV'de kameraman ve program yapımcısı olarak başladı. Daha sonra yerel ve ulusal basında Orta Doğu Gazetesi, ATV, sonra B ve Sakarya Gazetesi gibi gazetelerde görev yaptı. 2010 yılından itibaren S Grup bünyesindeki yayın organlarından STV'de, Son Haber, Yeni Gün ve Anadolu gazetelerinde spor koordinatör olarak görev yapmaya başladı. Halen STV'de pazartesi akşamları yayınlanan 96.3 programının yapımcısı olarak görev yapmaktadır. Fuat Çapa hocamız 1968'de Afyon Emirdağ'da doğdu. 1972'de ailesiyle Belçika'ya göç etti. Teknik direktörlüğe Belçika'da başladı. İlk takımıyla şampiyonluk yaşadı. Belçika'da, Hollanda'da, Türkiye'de ve İsviçre'de çeşitli takımlarda görev yaptı. Türkiye kariyerinde Gençler Birliği'nde iki kez Kayseri, Erciyesspor, Antalyaspor ve Balıkspor'da görev yaptı. Ve şimdi bizimle. Fuat Çapa 2018-2019 sezonu için Eskişehirspor'la anlaştı. Evli, iki çocuk babası olan Fuat hocamız 5 dil bilmektedir. Taze bir haber. Eskişehir Tanıtım Kurumu tarafından düzenlenen Yunus Emre ödüllerinde 2019 yılı yılın spor adamı ödülü Fuat Çapa hocamıza verildi. Çalışması. Bugün değerler eğitimi çalışması olarak teknik direktörümüz Sayın Fuat Çapa'yı, SMD Grup Direktörü Murat Dağtekin ve Eskişehir Sporlu bir grup futbolcuyu davet ettik. Olay ne? Tarih 9 Şubat 2019. Yer Karabük Necmettin Şeyhoğlu Stadı, Türkiye TFF 1. Lig müsabakası Karabük Spor Eskişehir Spor arasında oynanıyor. Maç içerisinde Karabük Spor 3 oyuncu değiştirme hakkını kullandı. Dakika 74. O takımın profesyonelliği tatmış belki de tek futbolcusu olan kaptanları Yusuf kendiliğinden yere düşerek sakatlandı. Yusuf kenara alınca, oyuna giremeyeceği anlaşılınca Fuat hocamız orada bir müdahale etti ve bizim oyuncularımıza İbrahim Halil Öner'i oyun dışına
sakatlık falan yoktu İbrahim Halil'in. Daha sonra Karabük Spor Teknik Direktörü de hocamızı bizzat tebrik etti. Gitti eve bunu biraz jetonu geç düşerek verdi. 80. dakikada falan haber oldu. Böylesi güzel bir çalışma bugün ülke çapında geniş yankı buldu. Sporun veya başka alanlardaki çalışmanın öncelikle ahlak olduğunun bilincinde olarak hocamızı sizlerle bir araya getirmeyi bu yüzden düşündük gençler. Şimdi programa geçiyorum. Programın başlangıcında bu olayın özünü anlatmasını Fuat hocamızdan talep ediyoruz. Karabük'teki olayın özü. Efendim, öncelikle Fatih Fen Lisesi müdürüne ve öğretmenine teşekkür etmek istiyorum. Bizi burada sizlerle buluşturduğu için. Belki biraz geç oldu ama biliyorsunuz yaşamış olduğumuz bir süreç var. Bundan dolayı da çok fazla ayırmamız gereken sizlere yani öğrencilere vakit ayıramadık ama inşallah bundan sonraki süreçte bugün olduğu gibi değişik okullarda öğrencilerle buluşup en azından yaşamış olduğumuz süreci gelecekle ilgili olan düşüncelerimizi paylaşmış olduk. Evet, Karabük'teki yaşamış olduğumuz çok fazla gündem oldu. Belki zaman zaman olumlu olumsuz yani her bakış açısına göre ama şöyle bir süreç var yani bizim yaşamış olduğumuz 31 Ağustos'tan sonraki süreç anlatılmaz yaşanılır diye hep söylenir ama bu bir gerçekti yani biz bazı şeyleri sizlere paylaştık ama çoğu şey de içimizde kaldı paylaşabildiğimiz kadar zaman zaman canımız çok acıdı o acının vermiş olduğu sistemden dolayı belki istemeyerek de olsa bazı söylemlerde de bulunduk. Şimdi karşınızda aynı süreci yaşayan bir oyuncu grubu var. Yani bizim şöyle bir artımız vardı. Genç arkadaşlarla 31 Ağustos'tan sonra yola çıktık. Ama abiler hep yanımızda oldu. Yani abileri vardı. Bu da bizim işimizi kolaylaştırdı. Çünkü 18-19 tane sezon başında planlamanın içerisinde olmayan oyuncu grubu ve bunun içerisinden U15 ile U21 arasında seçilmiş veya belirlenmiş bir karmadan oluşan bir kadro vardı. Yani bir teknik adam için gerçekten çok zor bir süreçti. Bundan dolayı da ben 6 ay bizi bekleyen arkadaşlarıma da teşekkür etmek istiyorum. Çünkü onların da katkısı çok büyüktür. Karabük'teki olaya gelince biz biliyorsunuz iç sahada taraftarımızın da desteğiyle çok iyi sonuçlar aldık. Ama deplasman bizim için bir işkenceydi. Çünkü her karşılaşmadan sonra oyuncularımızın soyunma odasına giriş şekli ve soyunma odasına girdikten sonra o masanın üstündeki veyahut da koltuğun üstündeki veyahut da sehpanın üstündeki oturuş şeklini görmek gerçekten bir zulümdü benim için bir teknik adam olarak da. Özellikle de iki tane karşılaşma beni çok derinden yaralamıştı. Bunlardan bir tanesi Elazığ'da oynamış olduğumuz ve mağlup olduğumuz karşılaşma esnasında ve sonrasında taraftarların, rakip taraftarı Eskişehir kümeye diye bağırdıkları veya söylediklerinde oyuncularımın gözyaşları ile içeriye girmeleri. Balıkesir'de buna kez olayı yaşamamız yani çok üzücüydü. Karabük'ün aynı süreci yaşadığını çok yakinen biliyoruz. Şimdi oradaki o arkadaşlarımızın saha içerisindeki ve saha dışarısındaki vermiş olduğu mücadeleyi ancak empati yaparak da anlayabilirsiniz. Yani bizim oradaki almış olduğumuz karar, bizim yaşadıklarımız açıkçası bir şekilde belki yeterince ifade edemedik ama o yapmış olduğumuz hareket, tavır olması gereken bir. Çünkü bu bir şeyler olsun gereken değil. Olması gerekeni yaptık.
Bu daha çok yankı. Belki bizim yaşadıklarımızı söylemeden yapmış olduğumuz eylemle daha net bir şekilde özetlemiş oldu. Teşekkür ederim. Ben. Sayın Murat Dağdekil, Eskişehir'de ve ulusal spor basını tanımış bir mensubusunuz. Eskişehir Spor'un Karabük'teki maçında hocamızın Ali Cenaplık göstererek yaptığı oyuncu sayısını eşitleme çabasının benzerine daha önce rastladınız mı? Veya başka centilmenlik olayları hatırlıyor musunuz? Evet, öncelikle Eskişehir Fatih Fen Lisesi dediğimiz zaman Türkiye'de bir marka okul eğitimiyle ve başarısıyla ve şu an baktığımda Türkiye'nin en seçkin öğrenci gruplarından biriyle bu çatı altındayım ve bunun gururunu yaşıyorum. Bunu sağlayan değerli müdürümüz Ali Rıza Bey'e ve değerli Mahir Arıcı Hocam'a da ben teşekkür ediyorum. Hepiniz şampiyon. Karabük maçından bahsettik ama konu da neydi? Sporda gençlik ve insani değerlerden aslında bahsedecektik ama şimdi ben meslek hayatımda insani değerler derken ben sportif açıdan değerlendireceğim. Birçok insani olay veya etik olayla karşılaşmıştım ama Eskişehir Spor için gerçekten çok önemli bir süreçti. Düşünün, koca sezon boyunca ben hatta yazmıştım 185 gün, 6 ay boyunca bu sezon için. Bir de geçtiğimiz sezona bakarsak bu süre daha da artıyor. Bir 8-9 aylık bir sürece geçiyor. En son geçtiğimiz yıl Adana deplasmanında bir galibiyet almıştık. Yine bizim çocuklar dediğimiz genç çocuklar alınan bir galibiyetti. Ve koca sezon deplasmanında galibiyetimiz yok. Ve ligde var olma savaşı veriyorsun. Ligde kalma mücadelesi veriyorsun. Hani bir yerde acımasız olman lazım değil mi? Ama diyoruz işte o zaman ama etik değerler devreye giriyor. Şimdi Fuat hocamızın göreve geldiğinden itibaren ekip olarak bizim çocuklarla ve o lisans çıkmadığı süreçte Arma renkleri terk etmeyen futbolcu arkadaşlarımızla beraber verilen bir mücadele var. Yani bu iki söyleşinin ana konusunu tamamen kapsayan, ben hatta gelirken Mahir hocama dedim ki ya tebrik ederim dedim. Yani öyle güzel bir başlık, öyle güzel bir konu bulmuş ki. Yani tamamen Eskişehir Spor'un 53 yıllık çınarı bu sezon yaşamış olduğu bütün hikayeleri anlatabileceğimiz, doya doya belki günlerce anlatabileceğimiz bir konu başlığı. Bu sadece Karabük maçıyla değerlendirilmemeli. Mutlaka hocamda başka sorular da vardır ama çok acil ihtiyacın olan, galibiyete ihtiyacın olan, camianın ihtiyacı olan bir süreçte deplasmandasın. Tamam, skor 0 olabilir. Belki 1-1 de olabilseydi. Fuat hocam ve o bizim çocuklardan o hareketi ben beklerdim yani yapar. Çünkü Fuat hocamız bize geldiği günden itibaren ekibiyle beraber, o takım ruhuyla beraber sağlamış, göstermiş olduğu tablo bunun zaten habercisiydi. Ve orada o rakibin 10 kişi kalması. Çünkü neden? Düşenin halinden düşen anlar arkadaşlar. Biz düştüğümüz zaman kimse elimizden tutup da bizi kaldırmadı. 17-18 yaşındaki pırıl pırıl genç çocuklarımız deplasmanla mücadele ederken Eskişehir Spor kümeyi diye bağırdı. Hakaretlere maruz kaldılar. Ama o Eskişehir Spor taraftarlarıyla beraber o sahadan boyunları dik bir şekilde ayrıldılar. Ama bunu rakibe yapmadılar. Karabük gibi transferi açamamış, kendileri gibi genç evlatlarla, genç bir takımla mücadele eden takım karşısında yine o centilmenliği, o büyüklüğü gösterir. Çünkü Eskişehir Spor gerçekten Türk futbolunda birçok ilkeye imza atmış kulüptür. Hep ilkler yaşanmıştır Eskişehir Spor'da. Daha önce de, yani ben Eskişehir Spor'da böyle bir süreci görmedim. Amatör liglerde, amatör maçlarda olabilir ama Eskişehir Spor cephesi açısından bir ilk yaşandı. Bu fair play'dir, rakibe saygıdır, bir etik değerdir. Bunu Fuat Hocam sağ olsun Ali İbrahim'i sahadan çıkarttı. Biz de 10 kişi mücadele edeceğiz. Ve o 3-0'dan sonra 4-0 bitti ama maçtan sonra yaşananlar da çok önemliydi. O Eskişehir Spor futbolcuları ve Karabük Spor futbolcuları el ele o tribünlere gidip Eskişehir Spor taraftarlarının alkışları altında tribünleri selamlaması en güzel görüntüydü. Rakip 4-0 mağlup olmuş ama rakip takım futbolcuları beraber gidip Eskişehir Spor tribünlerini selamlayabiliyor. Futbolun güzelliği bu. Futbolda görmek istediğimiz hareketler de burada. Ben önce Fuat Çapa hocamızı ve o an o maçta forma giyen tüm futbolcu arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Skor çok daha da farklı olabilirdi. Ama diyorum ya, ligin ilk yarısında da yine bizim çocuklar, 17-18 yaşındaki çocuklarımız burada rakiple oynarken 2-0'dan sonra gidip 3. golü bulacağım diye uğraşmadı. Ve ligin ikinci yarısında bu 4-0'lık maçta bile istemeye yani
zorlamadan kendisini o skoru elde etti. Ama daha farklı bir skora geçmeden maçı dostça bitirdiler. Ben tekrar tebrik ediyorum. Kaptan Sezgi bizim hani kahrın doğuş, bütün doğuş dediğimiz cinste Eskişehir'in güzelliklerinde sıkıntılarda yaşamış bir insan. 31 Ağustos sonrası transferin olup olmayacağı net değilken sahada genç oyuncular oynarken futbola alışmış abilerinin çekip gitmemesi, çekip gitmeyi bırakın onları abiyle gitmesi, belki maç içerisinde taktik geliştirmelerinde rol oynamaları güzel bir davranıştı. Sezgin Kaptan'la bu anlamda duygularını paylaşmalarını istiyoruz. Buyurun. Öncelikle bu güzel ortamı hazırladığınız için başta öğretmenlerimize ve bizi güzel karşıladığınız için de öğrenci arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Burada olmaktan çok mutlu ve gururluyum. Aynı zamanda heyecanlıyım çünkü ne kadar zeki olduğunuz gözlerinizden pırıl pırıl böyle. Bu dönem içinde de gerçekten öyle bir kenetlenme yaşandı ki ben belki evim diye nitelendiriyorum. Belki de evim diye nitelendiriyorum. Uzun süre burada kaldığım için. Ama diğer arkadaşlar ve birçoğumuzda 31 Ağustos gecesi son dakikaya kadar transfer teklifi vardı. Hiç kimse gitme niyetinde değildi. Çünkü tesiste yaşanan öyle bir ortam vardı ki, öyle bir kenetlenme vardı ki buranın sadece bir futbol kulübü olmadığını herkes anladı. Çünkü burada bir kültür vardı, burada bir inanış vardı, burada bir devamlılık vardı. Gelecek nesile bir şeyler bırakılması gerektiğini herkes gördü. Ve aynı şekilde mücadele etmeye devam ettik. Oturup konuştuğumuzda hocamızla rakibimiz, biz burada devam edeceğiz. Genç kardeşlerimize yardım edeceğiz. 6 ay sonra büyük mücadele verip transferi açtığımızda onlarla birlikte Eskişehirspor'un eski özlenen günlerini ya da tekrar özlediğimiz günleri yakalayacağız diye birbirimize söz vermiştik. Bu dönem içinde inanılmaz bir şekilde gelişim gösterdi kardeşlerimiz. Biz elimizden geldiğince onlara yardım etmeye çalıştık tabii. Antrenman esnasında tabii maçta çok fazla başka olmadığımızdan dolayı. Antrenman içinde ve antrenman dışında çok fazla destek gösterdik. Desteğimizin karşılığını da gördüğünüz için inanılmaz mutluyuz. Çünkü çok fazla gelişim gösterdiler ve bu gelişim sayesinde de şimdi biz başka şeyler konuşur olduk. Belki o kadar bağ toplanmasaydık ya da o kadar gelişim göstermeselerdi biz bugün başka şeyler konuşuyor olabilirdik bir an önce kurtaralım diye, kümede kalalım diye. Ama onların sayesinde de çok fazla böyle gelecek adına umutlu bakmaya başladık. Bu dönem içinde bizim için hakikaten zor oldu. Çünkü haftanın 5 günü antrenman yapıyorsunuz ama hafta sonu maçınız yok. Bunu sürekli aynı konsantrasyonla, aynı istekle devam etmek hakikaten zor geldi dönemlere. Ama bu dönem içinde dediğim gibi tekrar söylüyorum, kulüp içinde ve şehir içinde öyle bir kenetleme vardı ki hiç kimse olumsuz bir şey konuşmamaya çalışıyordu. Çünkü takımın sahaya iyi bir şekilde yönlendirmemiz lazımdı. Ama öteki türlü de yaşadığımız bir sıkıntı vardı. Hocamız da dediği gibi çok fazla şeyi söyleyemedik, içimizde kaldı. Bazen artık patlar duruma geldik, istemkar şekilde konuştuk. Ama bunların hepsi bu kulübü, Eskişehir Spor'u daha iyi bir yere getirebilmek adınaydı ve herkese gösterebilmek adınaydı. Daha sonra yaşadığımız süreç içinde de inanılmaz mutlu olduk. Transfer açıldı ve tekrar hepimiz teker teker oynamaya başladık. Saha içinde olmak bir futbolcunun istediği en çok şeydir. Çünkü taraftar karşısına çıkıyorsunuz ve saha içinde mücadele ediyorsunuz. Bunu tekrar yaşadığımız için de bunda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Daha güzel günleri yakalama adına
güzel bir ekibimiz var. İnşallah bu ekibi de daha güzel günler yaparız. Hocam bize geçmeden önce Rahim Sokoy'a kısa bir soru. 3 yıl önce Eskişehir Spor'daydı. 26 maç 1 gol. Ve şu an Eskişehir Spor'da 4 maç 2 gol asistleri hariç. Şu anki Eskişehir Spor'u nasıl değerlendiriyor? Başarısını nasıl değerlendiriyor? Onu alacağız kendisinden. İbrahim Sokoy. Çevirmen herhalde İbrahim Fuat hocamız olacak. Çok zor bir iş. Ben de öğretinin içinde ben de tecrübeden doğru mu? Doğru. Kaç yaşında bu yaş böyle? Oyuncu 17, 16. Fransız İngilizce var. İngilizce. Hocam şu iski olan. Gerek hem de ki öğrenmek yok. Hocam matematik cesaret ediyor. Matematiklerden yok mu? Fuat hocam, matematik, fizik, kimya, biyoloji. İngilizce yok mu? İngilizce yok. Evet, sessizlik bize. Yok mu varsa? İçeride savunma daha çok mutluyuz. Altı aydır oynamış bir burada bir özlemi var tabii. Takıma yardım edebilmek için daha fazlasını yapmam gerekiyor. Bunu da biliyorum. Evet, tamamen ver oyuna konsantre olup maksimalde ne yapabilirsek yapmaya çalışacağız. Ben de elimden geldiği kadar hem skorda hem de asiste yaparak hem takıma katkı sağlamaya çalışacağım. Hedefimiz Leo yakalamak. Ben sakat olduğum için topu arkadaşlarına atıyor. Evet arkadaşlar, yani dil çok önemli. Yani siz belirli bir anladığım kadarıyla, çünkü daha önce buraya gelmeden önce bazı bilgiler aldık okulla ilgili ama burası Eskişehir'in en yani bir numarası diyerekten bilgi geldi. Bu bir numara çok önemli ama bu bir numarayı daha ileriye taşıyabilmek için iletişim sağlamamız lazım. Yani bu iletişimi de sadece Eskişehir'de yapacaksanız Türkçe'de kalın. Ama yurt dışında da bir şeyler yapmak istiyorsanız kendinize yabancı dille ilgili bir şeyler alın ki sadece yani Eskişehir'de değil, ülkemizi yurt dışında da güzel bir şekilde temsil edin. Cumhuriyetimizin kurucusunun da söylediğini unutmayalım. Yani biz her ne kadar Türkiye'de okumasak da ben eğitimi tamamen yurt dışında aldım. Yani ilkokuldan itibaren. Ama biz evden yani ailemizden şunu Cumhuriyet'in kurucusu bize şunu söylemiş değil mi? Sporcunun ahlaklı, zeki ve çevik olması. Yani bence bu çok çok önemli. Yani biraz önce güzel şeyler söyledik. Yani işte Karabük'teki olay ve ondan önceki veya ondan sonraki. Bence biz Eskişehir Spor olarak taraftarıdır. Yöneticisidir. Kurucudur. Bu çizgiyi bozmadan elimizden geldiği kadar uygulamaya çalışacağız. Yine soru yönelteceğiz. Soru şu. Tio aldım yalnız. Kendim bilmiyordum. Onu söyleyeyim. Transferin açılmama durumunda zaman zaman umutsuzluğa kapıldı. Zihninden ayrılmayı geçirdiği oldu. Ve tesislere gelen
bir çocukla, bir kız çocuğuyla yaşadığı bir olay. Kararını değiştirmesinde, Spor'da kalmasına etkili olan bir olay var. Onu kendisine istiyor. O gece neler yaşandı bölümü önemli. Çünkü o sürü akşamı değil mi? Evet. Televizyonun başında bizde. Yani buraya ilk geldiğimde şunu söylemiştim, çoğunuz da biliyordur, okumuştur veya duymuştur da, yani hayallerime kavuştum diyerekten bu gerçekten öyleydi yani. Eskişehir Spor, her ne kadar biz işe profesyonelce baksak da burası benim hayallerimden bir tanesiydi. Yani Eskişehir'de görev yapmak. Ve hedef, yani sezon başında anlaşma yaparken ki hedef biliyorsunuz, yani şampiyonluk hedefi vardı. Oyuncular birer geldiği zaman bu bizi daha çok umutlandırmıştı. İnanılmaz bir hazırlık dönemi geçirmiştik. Ve ondan sonra ligin başlamasına birkaç gün kadar transfer yasağı, yani lisansları çıkartamadığımızı her pazartesi, çarşamba, perşembe, cumaya kadar oynayacak grupla hazırlık yapıyorsunuz. Maça bir veya iki gün kala lisansları çıkmadığını öğreniyorsunuz. Tamamen diğer bir grup oyuncularla son gün hazırlık yapıyorsunuz. Bu süreci 31 Ağustos'a kadar yaşadık. 31 Ağustos, yani o gece gerçekten orada kalan arkadaşlarımız daha iyi anlattılar. Bunlardan bir tanesi de kaptanımızdı. Yani herkes her şeyi vermeye hazırdı orada, inanın. Yani her şeyi, yani maddi, manevi, her şeyini ki verdiler de yani. Çoğu da verdi ama maalesef onu gerçekleştiremedik. Saat 1.30 falandı yanlış hatırlamıyorsam. Hocalarla bir araya geldik. Gelecekle ilgili nasıl yapalım diyerekten ama biz tabii hafta içerisinde bazı şeyleri konuşmuştuk. Yani açılmazsa ne yaparız, ne ederiz diyerekten. Kararı da karşılaşmayı oynayıp, Kresu karşılaşmasını oynayıp ondan sonra, pardon, Karabük karşılaşmasını oynayıp ondan sonra karar vermekti. O akşam 9-10 yaşlarında bir kız çocuğu geldi. Elinde bir kumbarasıyla birlikte. Ve kapıyı açtı, direkt bana doğru kumbarayla geldi. Dedi ki hocam dedi, transfer tahtasını açamadınız. Ben bunu versem bunları açabilir miyiz? Eğer bu yetmiyorsa tekrar biriktireyim, yine getireyim istediklerinden. O akşamki, bak biz orada 6-7 kişiydik, ekipteki arkadaşlarla bir iki tane yöneticimiz vardı. İnanın hepimiz güldür güldür ağladık yani o çocuğun yapmış olduğu davranıştan dolayı. Ve buradaki sevginin ne kadar büyük olduğunu, sevgi demeyim çünkü tutku yani, gerçek tutku. Ve arkadaşlara dönüp şunu söyledim, arkadaşlar biz buradayız, gitmiyoruz yani. Bunun sonu ne olursa olsun gitmiyoruz çünkü burasına ben artık profesyonel bir şekilde bakamam. Burası benim memleketim, buradaki ben kendi insanları üzüp yüzüstü bırakıp gidemem. Yani bunun sonu ne olursa olsun, ben eğer bundan dolayı ben kariyerimden ödün vereceksem, ben kariyerimden ödün vermeye hazırım. Sizlere de seçim hakkını size bırakıyorum. Kalmak isterseniz, burada kalın, kalmak isterseniz, istemezseniz de yarın helallaşalım. Ayrılın diyerekten söyledim kendilerine. Sağ olsun onlar da burada kaldılar ve bugünkü yaşadığımız mutluluğu yaşıyoruz. Gerçekten bir mutluluk. Sizden ve meslektaşlarınızdan defalarca Eskişehirspor'un küme düşmesi, şehrin ve basının da küme düşmesidir. Biz küme düşmek istemiyoruz. Benzeri sözler işittik. Bu hususa açıklık getirir misiniz? Mesleğinizle ilgili oldu ama bu soru. Şimdi ben orada CV yazarken 1992 dedim. Aslında 1987 yılından başlayan meslek hayatım var.
O 5 yıl ayrı bir süreç. Yani orada yine kameramanlık, yine program, reklam, tanıtım gibi bölümler vardı ama ben medya sektöründe 92'den itibaren Eskişehir Spor'la birlikteyim. Birçok düşüşümüz, kalkışımız oldu. Tabii bu süreçte orada dikkat edersen ATV var. Orada sabah bir takım şeyleri de yazmadım ben. Tabii Süper Lig'de hemen ATV'deydim. Dolarla maaş aldım. Dolarla maaş aldım. İyi de para kazanıyordum yani. Tabii küme düştü. Artık bize ihtiyaç yok yani. Süper Lig'de bir takım yok yani. O zaman birinci lig yani. ATV'li olan sözleşmemiz sona erdi. Bu sefer yine yerelde çalışmaya başladık. Bu sefer asgari ücrete talim oldum. Yani bir gün öncesine kadar dolar basıyordum. Bir gün sonra artık asgari ücrete talim eden bir süreçte bu işin ekonomik boyutu. Şimdi mesleki olarak değerlendirdiğimiz zaman İstanbul'a gittiğimiz zaman işte bir Saraçoğlu, İnönü, Halit Sami'nin gibi statları görüyorsun. Oralardan maçlar oynuyorsun. Süper Lig takımları karşında. Küme düştüğün zaman bu sefer gidiyorsun Aydın'da, Kuşadası'nda, Nazilli'de, Salihli'de, Soma'da, adı konmamış statlarda maç oynuyorsun. Yani gittiğimiz zaman ilçe sahası işte gidiyorsun bu sefer İstanbul'da Sarıyer, Küçükköy, Yıldırımbosna değil mi? Bunların hepsini biz yaşadık yani. Kaptan 2006'dan beri aramızda. O sportoda değil, birinci ligden beri aramızda, o ikinci ligden beri aramızda. Yani inanırız o kadar çok böyle bir dalgalı süreç yaşıyorsun ki yani. Bir iniyorsun zirvelerde, Süper Lig'de bir iniyorsun, ikinci liglerde işte saha buluyorsun yani. Gidiyorsun İstanbul'da stat arıyorsun. Bu da çok zor, meslek açısından çok zor. Bir yerde çok güzel haberler yazıyorsun, elinde çok güzel malzemeler var. Yıldız futbolcular var, malzeme sıkıntısı çekmiyorsun. Ama öbür tarafta da bu sefer bir onur mücadelesi var. Bir diriliş mücadelesi var. Bir var olma savaşı var. Yani hangisi daha güzel dersen o Süper Lig'de ve UEFA'lara gittiğiniz süreçte yaşadığınız heyecan mı? Yoksa şu kadronun sezon başından beri vermiş olduğu onur mücadelesi, şehirle beraber vermiş olduğu diriliş mücadelesi mi güzel derseniz ben bundan daha çok zevk alıyorum. Şimdi tarih deriz, Eskişehir Spor'un efsane kadrosundan bahsederiz. Tamam o efsane kadrolar Eskişehir Spor'u bu durumlara getirdi ama bugün bu kulübün yaşamasını sağlayan kadro burada. Eğer o bir gün öncesinde sahada top toplayan bizim çocuklar, bir gün sonra o şanlı, onurlu 53 yıllık formayı başları dik bir şekilde taşıdılar. Şehri terk etmeyen arkadaşlarımız burada. Onların neler yaşadığını ben çok yakından biliyorum. Tamam gazeteciz, her şeyi sizlerle paylaşmıyoruz, yazmıyoruz, çizmiyoruz ama inanılmaz bir mücadele verildi o tesislerle. Koca Eskişehir Spor'dan bahsediyoruz. 53 yıllık bir sınavdan bahsediyoruz. İçmeye suyun, yemeğe ekmeğin olmadığı süreçlerden bahsediyoruz. Tesislerde bir tane zeytine hasret kaldığımız süreçlerde bile bu arkadaşlar, bu kadro, bu armayı, bu renkleri terk etmediler ve hala mücadelemize devam ediyoruz. Hani güne kadar çok farklı şeyler konuşuyorduk. İşte bugün diyoruz ki işte Sistokor'un anlattığı gibi playoff oynamak istiyoruz. Ya kimler istemez ki? Şampiyon olmak isterim ben de. Ben tekrar o Süper Lig'de bu kadroyla beraber o mücadeleyi vermek isterim. Ama ben diyorum ya o 32 yıllık meslek hayatımda ben böylesine bir mücadele görmedim. Böylesine duygusal, onurlu bir tablo görmedim. Hepsini tekrar tebrik ediyorum. Eskişehir de bunun farkında, taraftarlarımız da bunun farkında. Ve bu onur mücadelesini omuz omuza birlikte veriyoruz. İnşallah başarılı olur. Bu sene başaramazsak da seneye mutlaka başaracağımıza ben inanıyorum. Hedefsiz olmaz diyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, Süper Lig'imizin en genci. Yapıya daha önce katılsana profesyonel olarak bu sene oynamaya başladı ama dikkatimi çektikten sonra istatistik tutmaya başladım. Ne kadar top çaldı diye. Bir maçta 12 top çalmıştı gençler. Evet, Mehmet Özcan. Bizim çok fazla değil ama top çalması, vücudunu kullanması bakımından örnek. Eskişehir'de kalma, kendisine mutlaka başka takımlardan teklif gelmiştir. Bu arada Eskişehir'de kalmaya razı oluşu, Eskişehir'in atmosferi, Eskişehir'in Adana'dan farkı. Birkaç cümle. Bana soru sormayı dedi de o yüzden diyorum birkaç cümle. Ben Eskişehir'de kalmak istiyorum. Çünkü Eskişehir'de
artık çünkü çok heyecanlıyım. Kusura bakmayın. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Yani burada kalmayı çok istiyorum. Çünkü yıllardır bu formayı giymek için çok çalıştım, çok emek verdim. Ve şu anda giyiyorum. Yani giymeye de devam etmek istiyorum açıkçası. Tabii benim de bir hedeflerim var. Yani zamanı geldiğinde yani onları yaşamak istiyorum. Ama sezon sonu ne olur? Yani inan ben de bilmiyorum. Yani inşallah Eskişehir Spor'un menfaati de olur aslında. Güzel şeyler olur. Bu kadar. Sorular varsa ben bu mikrofonu uzatayım. Mikrofona soruları seslendirsinler. Hocam ben araya girebilir miyim? Tabii ki. Şimdi pazartesi günü Denizlispor'la burada oynadığımız çok zorlu bir karşılaşma vardı. Ses geliyor herhalde değil mi? Bir problem var mı sesi arkadaşlar? Şimdi Mehmet Hocam pek konuşmayı sevmiyor, sahada konuşmayı seviyor. Düşünün saat 7'de maç 9'da bitti. Saat 10, 11-12'de ancak Mehmet Hocam evine gitmiştir gece değil mi arkadaşlar? Sabah 9'da biz Eskişehir Spor tesislerindeyiz Aytaç'la beraber. Sahada biri koşuyor. Antrenman sahasında. Bakın yani gece saat 12'de ancak evine gitmiştir. 1'de falan yani. Zorlu bir 90 dakika sahada Mehmet Hocam antrenman yapıyor. Bir saate yakın koşu yaptı arkadaşlar. Başarılı gelmesi için de başarılı olmak için de çok çaba sarf etmek lazım. İşte bir gün önce gece lig lideri Denizli'de o kadar zor bir karşılaşma oynuyoruz. Ama sabah yine ekstradan antrenman da başka kimse yok. Zaten Mehmet Özcan var. Bu bir yarış. Sizler için de aynı şekilde söz konusu. Sizlerde bir zorlu üniversite süreci bekliyor. Her şeyin başarının altında çalışmak geçiyor. Fedakarlık yapmak geçiyor. Çünkü bu süreçte koca bir nasıl olursa 50-60 yıllık geleceğinizi planlayacaksınız. Onun için çalışmaktan vazgeçmeyin. Mehmet Özcan da çalışmayı çok seviyor. Mutlaka başarılı olacak bir genç oyuncumuz. Şimdiden tebrik ediyorum kendisi. Merhaba, adım Canber. Şimdi öncelikle sene boyunca transfer tahtasını açarken falan yaptığınız iş zaten mükemmel. Bundan sonra peki ne olacak? Yani sene sonunda takımı siz nerede görüyorsunuz? Ya da gelecek sezon, ondan sonraki sezon nasıl bir şey bekliyor? Nasıl bir Eskişehir Spor bekliyor? Kim cevaplar? Bu adam hocam size cevap etmiş. Biz daha düne kadar yarın ne olacağını bilmezken şimdi sen kalkıp gelecek sezon ondan sonraki sezonları soruyorsun. Bu Türkiye'de çok zor bir soru. Yani cevabı çok zor bir soru. Siz bu soruyu bana Belçika'da veya Hollanda'da görev yaparken sormuş olsaydınız ben size 10 yıllık projeyi anlatırdım. Ama burası Türkiye maalesef. Yani bizim ne kadar plan proje yapacağımız şu hafta sonu oynayacağımız karşılaşmaya bağlı. Türkiye'de maalesef. Galip gelirseniz bir hafta sonra da programını yaparsınız. Galip gelirseniz bir hafta sonra yine yaparsınız. Ama mağlup olursanız iki hafta sonra için program yapma şansınız yok Türkiye'de maalesef. Yani, o açıdan bizim Avrupa ile olan farkımız bu. Yani, bundan dolayı ben burayla ilgili şunu söylemiştim. Evet hayalimdi. Ama buradaki olan hayallerimi ve hedeflerimi gerçekleştirmek için buna bir süreç lazım. Yani şu anda çok yeni seçilmiş bir yönetim kurulu var. Genç hepsi de yöneticilerimiz. Ve bunu bu hedefleri gerçekleştirmek için sadece yöneticinin yönetmesi yetmiyor. Yani, bu işe belediyenin, bürokratların, değişik kurumların da yapması gerekiyor ki siz gelecek 3 yılı, 5 yılı planlayabilirsiniz. Tabii ki bizim burayla ilgili uzun süreçli düşüncelerimiz var ama biraz önce söylediğim gibi bu süreci gösterir, yani neler yapabileceğimizi bunu süreç gösterecek.
daha düne kadar biraz önce Murat'ın da söylediği gibi kulüpte zeytin bulamazken şimdi kalkıp başka şeyler konuşmanın çok şeyi yok yani. Biz eğer adım adım gidersek daha gerçekçi oluruz. Bir de biraz önce Murat çok güzel bir şeyler söyledi Mehmet'le ilgili. Şimdi siz öğrencisiniz, başınızda öğretmenleriniz var. Öğretmenleriniz size aynı şeyi veriyor. Ama hepiniz aynı şeyi alıyor musunuz, almıyor musunuz? O size bağlı. Yani bizde de böyle, böyle. Bizim şu anda yaklaşık 15-22, 16-22 yaş arası 16 tane oyuncumuz var. Ve bu oyunculara biz hep aynı şeyleri veriyoruz. Aynı şeyleri söylüyoruz. Ama kim ne kadar alıyor ve kim ne kadar ön plana çıkıyor, bizle alakalı değil aslında, kendisiyle alakalı. Çünkü bizim verdiğimiz aynı. Alanın ne kadarını aldığına bağlı, gelişimi sağlaması için. O açıdan siz de verilen derslerde veyahut da öğütlerde mümkün olduğu kadar bunlardan bir şeyler alın. Yani siz alacağınız kadar da biz verebiliriz. Bizim verdiklerimiz değeri sizin alacaklarınıza bağlı. Bizim verdiklerimize değil. Şimdi soru cevap dedik ama ben araya girdim. Sen kusura bakmayın, sayın moderatörüm diyeceğim yani. Şimdi hani gelecekle ilgili yapılanma, planlama, konuşma dedik ya. 53 yıl Eskişehir Spor Kulübü'nden bahsediyoruz. Yapılan 59 tane genel kurul. Bakın yılda bir tane genel kurul yapsa 53 tane yapar. Ama Eskişehir'de 59 tane genel kurul yapılmış. Her gelen yönetimler bir şeyleri yıkıp bir şeyleri yapmaya çalışmış. Hepsinde ayrı hedefler var. Eskişehir Spor büyük bir cami, hedefsiz olamaz. Mutlaka takım şampiyonluğu oynamalı der. Bir şeyler yapmaya çalışır ve Haziran ayını görür mü görmez mi onu da biz bilemeyiz. Haziran'da bu sefer yeniden bir genel kurul süreci olur. Acaba kim gelecek? Yeni sezon yapılanması ne olacak? Transfer açılacak mı süreciyle ilgili? Bir takım endişeler de yaşıyor. Fuat Hocam haklı. Türkiye'de futbol başarı endeksi. Başarılıysan problem yok. Eğer başarısızsan yönetim değişiyor, teknik kadro değişiyor. Önce teknik kadro değişiyor. Günah keçisi teknik kadrodur. Yönetim başarısızdır. Ama faturayı teknik adamlara keser. Teknik adama gönder. İkinci zarfı açar. Kaptanı göndermeye başlar. Üçüncü zarfı da kendi üç tane zarf yapar. Genel kurul kararı alır gider. O hikaye biliyorsunuz meşhur bir hikayedir. Onun için futbolda gelecekle ilgili hiçbir yapılanmaya kolay kolay giren kulüp çok azdır. Bir tane, iki tane var. Onlarda bir para problemi yok, maddi problem yok. Onlar gelecekle ilgili planlama yapabilir. Ama biz günlük yaşıyoruz, hep başarı endeksi yaşıyoruz. Beden Eğitimi Öğretmeni Fatih Yılmaz. Öncelikle okulum adına, öğrencilerim adına teşekkür ediyorum, şeref verdiniz. Hocam, siz Belçika'da yaşadınız. Belçika'da antrenörlük eğitimini aldınız, antrenörlük yaptınız. Şimdi Belçika'da futbolda Hollanda'yı geçti son dönemde. Büyük bir atılım yaptı. İngiltere Ligi'ne, İspanya Ligi'ne, Avrupa Ligi'nin önde gelen liglerine futbolcu transfer ediyor. Şimdi bunu bir eğitimle bağlayarak sormak istiyorum ben. Yani Türkiye'deki, burayı da biliyorsunuz, gözlemlediniz. Türkiye'de eğitimde sporun yeri ya da Türkiye'de sporun yeri ve Avrupa'da eğitimde sporun yeri ve sporun yerini bir karşılaştırabilir misiniz? Yani ne yapmamız lazım Türkiye'de? Yani onların artı yönleri, olumlu yönleri. Teşekkür ederim. Şimdi aslında yani hepsi birbirine bağlı şeyler. Yani biraz önce Murat çok güzel bir şey söyledi. 53 yıllık kulüp, 59 tane yönetim geçti. Evet. Ben 2010'dan itibaren daha uzun sürede Türkiye'de görev yapıyorum. Kaç tane Milli Eğitim Bakanı değişti? Biraz önce Murat'ın söylediği gibi her gelen yönetici ne yapıyor? Her gelen Milli Eğitim Bakanı ne yapıyor? Yani bizdeki sıkıntımız şu. Biz sistemler kişiye bağlı. Kişiler sisteme bağlı değil. Yani sistemler kişiye bağlı olduğu için her gelen kişi kendi sistemini kurmaya çalışıyor. Oysa Avrupa'da sistem var ve sisteme bağlı kişiler geliyor. Veyahut da gelen kişiler o sistemi devam ettirmek zorunda kalıyor. Evet, biz
her zaman şunu görüyor. Ağaçtaki meyveyi alıp yiyelim şekline bakıyor. Oysa o ağacın ne zaman dikildiğini, ne zaman büyüdüğünü, gizlendiğini, ne zaman var ya meyve meyveye başladığını, bunları var ya göz ardı ediyor. Sadece hazır olanı alıp yemeye çalışıyor. Belçika bu işe 1988 yılında başladı. Yani bugün 2019 yılındayız. Yaklaşık 30 yılı geçmiş. Ve Belçika futbolunu biz ne zamandan beri konuşmaya başlıyoruz? Son 3 yıldır veya 4 yıldır konuşuyoruz. Bunun üzerinden geçen 26 yılı var. Bu 26 yılı hiç kimse konuşmuyor. Belçika bu süreci sabırla beklemiş ve inanmış ve bunu doğrultuda da programını ve projemizini devam ettirmiş. Yani bizdeki Türkiye'de 30 yıl önce planlanmış, bırak 30 yıl, 3 yıl önce planlanmış bir programı bugün yürürlüğe geldiğini söyleyebilir misiniz? Bu açıdan biz tamamen yani bir şeyler değiştirmemiz lazım. İbrahim Stok Bey'e sormak istiyorum. Tercüme sırken yaparsan. Firstly, thank you for coming to our school. And I want to ask you that, are you happy for being in Eskişehir and do you like the Eskişehir city? Thank you. Aslında benim işimin ne kadar kolay olduğunu görüyorsunuz değil mi? Bak, iki tane futbolcu var, ikisi de konuşmuyor. Yani çok güzel, sadece işlerini yapıyorlar. Yani bu tür oyuncu sayısının çok fazla olması benim işimi kolaylaştırıyor galiba. Yok, şehri çok sevdiğini söylüyor. Zaten İbrahim'in, siz yok diyorsunuz ama İbrahim diyoruz. İbrahim'in 6 ayı beklemesi bunlardan bir tanesi yani. Gerçekten yani İbrahim olsun, diğer arkadaşlarımız olsun. Tabii ki ortam çok önemli ama aynı zamanda da şehir çok önemli. Yani şehrin taraflarını yaşanabilecek bir şehir. Yani yabancı için her tarafta yaşamak o kadar kolay değil ama Eskişehir gerçekten Avrupa'yı bir şehir. Yani buraya çok rahatlıkla siz sokulduğunuz için biz çok mutluyuz ama daha şu anda büyük takımlarda ve kulüplerde oynamış oyuncular da çok rahatlıkla bu şehri getirebilirsiniz. Çünkü buranın İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den bir farkı yok. Hatta fazlası var bana göre. Ben Ömer. Hocam Mehmet Özcan'ı galiba ne istiyormuş? Doğru mu? Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz? Mehmet abinin düşünceleri. Ben cevaplayayım. İkimiz de cevaplayabilirsiniz. İkimiz. Peki. Mehmet'in gelen tekliflerden haberi yok bir kere. Çünkü biliyorsunuz kız istemeye gelindiği zaman önce babadan istenir. Biz de Mehmet'in var ya babası olduğumuza göre yani önce bizden istemeler lazım. Benim sorum şu yönde olacak. Eskişehir'in stadyumu gayet güzel, 33 bin kişilik falan. Ama benim fark ettiğim şey var. Benim ev stadyumun yanındaydı. O eski ambiyansı alamıyorum ben, onu fark ettim. Çünkü şimdi içeride sadece 20 bin seyirci var. Taraftar yok. Sorum, yani özellikle Murat Bey gelecek. Eskiden beri bu işi yapıyormuşsunuz. Hani o 8 bin kişilik statla o 20 bin kişilik seyirci arasındaki farkı nasıl söyleyebilirsiniz? İsim ne isim? Ali İbrahim. Ali İbrahim. Şimdi bizim tarih stadımız Atatürk Stadı. Evet. Şehrin içerisindeki stadyum. Orası 15 bin kişilik bir stadyumdu. 15 bin kişilik stadyuma hani halis molis saf dediğimiz taraftar geldi. 8, 10 bin, 11 bin, 12 bin. Hani o stadın en fazla seyirci rekoru Aydın maçında kırılmıştı. 26 bin kişi o 15 bin kişilik stada girdi. Yani balık istiyor böyle konserve. 25 bin kişi maç izledi. Şimdi
Şimdi o kadar kutu gibi bir statta 5000 kişi bile gelse bağırdığı zaman o statta o coşkuyu alabiliyor. Ve o açık stadyumda yani. Bağırdığın sesin %90'ı havaya gidiyor. %10'u bile saha içerisinde kalsa yetiyordu. Şimdi 35 bin kişilik modern bir stadyum yapıldı. Oraya da gelen, bilmiyorum İbrahim'ciğim kaç maça geldin? Yani 10 bin, 15 bin arası çekirdek taraftar var. Bak seyirci değil, taraftar var. Ve inanılmaz mükemmel bir atmosfer var. Türkiye bizi konuşuyor. Eskişehirspor taraftarlarını konuşuyor. Ve işte 2 hafta önceki o Denizli maçında 26 bin küsur biletli taraftar vardı. Bu biletli taraftarın 20 bini taraftar, 5 bin, 6 bini de seyirci. Ama o 20 bin senin çekirdek taraftarın var zaten. O seyirci de sağda, kenarda, köşede böyle gürültü patırtı yapmadan çekirdeğini, kahvesini içer, maçını izler. Ama 15-20 bin kişi de yerinde duramaz. Tutamazsın zaten. O 90 dakikada, 120 dakika olsa o ayakta çılgınca takıma taraftar destek verir. Yani o coşku derken eski stadyum nostaljiydi ama artık zaman birazcık daha modern. Daha iyi stadyumlar hak ediyordu taraftar. Onu o beton koltuklarda, affedersin tuvaleti olmayan yıkık dökük stadyumda. Şimdi çok güzel modern bir stadyuma geçmişiz. Mutlaka gel o ortamı. Yarın cumartesi, cumartesi günü stadyum yıkılacak yine. Adana Demirspor maçı var. İnanılmaz bir atmosfer olacak. Yine o tribünlerde koreografi gösterileri, açık tribünde, yani maratonda diyeceğim, kale arkalarında. Yani inanılmaz yine güzel bir ortam. Cumartesi günü bizi bekliyor. Eskişehir'de coşku, heyecan bitmez, merak etme. İçin rahat olsun yani. Ben bununla ilgili tabii her ne kadar Murat gazeteci araştırmacı olsa da biz de araştırmacıyız. Çünkü sonuçta bizim mesleğimiz gereği. Ben de bu konuyla ilgili bir araştırma yaptım. Bizim 17 bin taraftarımız gelmiş o karşılaşmaya. 9 binde bizim taraftarı izlemeye gelen seyirci gelmiş. Şehir dışına. Evet. Bu söylediğim şey değil yani şaka değil. Gerçek söylüyorum. Şu anda İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den bizim taraftarları ve oradaki atmosferi izlemek için gelen seyirciler var. Yani karşılaşmayı değil. Yani o ambiyansı izlemek için gelen seyirciler var. Yani bence bu da çok Eskişehir adına gurur verici. Taraftarlarımızla ilgili ne kadar övülsek az ettim. Şimdi Pasolik olmadan stadyuma giremiyorsun. 80 bine geldi Pasolik sayısı Eskişehirspor. Yani şu an Türkiye liglerinde en iyi rakamlardan birincilikte en fazla zaten rekor bizde. Bayan taraftar sayısında da rekor Eskişehirspor'dadır. En fazla bayan taraftar da Eskişehirspor'da. Mahir hocamla kaynatıyoruz işte eski o tribünlerin eski halinden bahsediyoruz. O kavgaların, gürültülerin, dövüşlerin olduğu dönemlerden bahsettik. Ve şimdi inanılmaz bir ortam var. Eşiyle, çocuklarıyla beraber, ailesiyle beraber, hatta annesini, babaannesini, ninesini yanına alan taraftarlarımız var. O tribünde bayan taraftarlar çok fazla. Bak gerçekten Türkiye'de rekor Eskişehirspor'da bayan taraftar sayısında. Burada bayan öğrencilerimiz de var. Çekinmeden rahatlıkla maçlara gelebilirsiniz. Huzurlu, güvenli bir şekilde Eskişehirspor'da o tribünlerinde maçı izleyebilirsiniz. İçiniz rahat olsun diyorum yani. Evet arkadaşlar, hemen konumuz da burada. Biliyorsunuz cumartesi günü Eskişehirspor'umuzun Adana Demirspor'u maçı var. Bizler de Fatih Fen Lisesi ailesi olarak maça gitmek isteyen tüm öğrencilerimizi, Pasolik'i olanları, isimlerini Mahir hocama, hocama, güneyimiz de çıkacak. Biz Fatih Fen Lisesi olarak, büyük bir topluluk olarak gideceğiz. Güney üstten sesimizi futbolcu kardeşlerimize duyuracağız. Doğrular da inşallah. Onlar da inşallah cumartesi günü talibiyeti Fatih Fen Lisesi'ne armağan edecekler. Tamam bakalım. Evet. Pasolik'e olan tüm öğrencilerimizin biletlerini biz alıyoruz. Hocamlara isimleri yazdırıyorsunuz. Hep beraberce
tribünde Eskişehir sporumuzu destekliyorum. Bravo! Altımıza sığınarak araya girmek istiyorum. Ahmet Altay ismini, müzik öğretmeni burada. İlk yarıdaki bütün maçlara geldim. 8 yaşındaki kızımı, 5 yaşındaki oğlumu da bazılarına getirdim. Aslında bir sorun değil, bir paylaşım yapmak istiyorum sadece. 5 yaşlarındayken bir fotoğrafım var, kafamda bir şapka. İstanbul takımlarından birisine ait. Teyzemin oğullarından bir takmışım. Neyse büyüdük, biraz aklımız ermeye başladı. Hala az küçük sempatim vardı o takıma. Derken birazcık daha aklımız başımıza geldiğinde şehrimizin takımını desteklememiz gerektiğini tam olarak idrak ettik. Söylediğim gibi o zaman kafamdaki o İstanbul takımı şapkası varken bu noktaya geldim. Kendi çocuklarımın üstünde şimdi sadece Eskişehir spor forması var. Ve tekrar geldiğiniz için teşekkür ederim. Ben de tekrar hoş geldiniz diyorum. İsmim Sefa. Ben de affınıza sığınarak, peşinen özür dileyerek mikrofona biraz elimde tutacağım. Baştan özür dileyim. Tabii sizin de ayaklarınıza sağlık. Yani sadece buraya değil, son zamanlarda takip ediyoruz. Sahiden takımı hep şehirle iç içe tutmaya çalışıyorsunuz. Ayaklarınıza sağlık, sağa sola hep hiç gocunmadan gidiyorsunuz. Gittiğiniz yerlerde de görüyorsunuz. Yani Eskişehir Spor artık bu şehrin ruhunu işlemiş. Yani ele önceki zamanlarda arkadaşın dediği gibi stat çarşının içindeyken bütün Eskişehir sanki siyah kırmızıydı. Herkes olup olup oraya yakınıyordu. Yine aynı hava artarak daha modern ve daha güzel bir şekilde bence de devam ediyor. O taraftar sayısı giderek de artacaktır bana göre de. Bugün de mesela buradasınız. Fatih Fen Lisesi'ndesiniz. Eskişehir'in en iyi lisesiniz. En başarılı lisesindesiniz. Hatta Türkiye'nin önde gelen okullarından, liselerinden bir tanesindesiniz. Ama burada bile siz geldiğiniz andan itibaren enerjiyi, olan ilgiyi, bağlılığı hissetmişsinizdir. Ben hatta burası öyle bir okul ki okulda teneffüs zilleri Eskişehir Spor marşı çalar. Yani duydunuz bilmiyorum, siz geldiniz diye değil, sürekli öyle. Ve bizim okulumuzun arkasında arkanın bir tarafında okulumuzun logosu yer alırken diğer tarafında Eskişehir Spor logosu yer alır. Bunun da başka bir örneği başka bir yerde var mı bilmiyorum. Var mı aklı? Bunu tabii arkadaşlarımızın isteği ve beklentisi doğrultusunda ben öğrenci meclisi başkanlığı dönemindeyken yaptırmıştık ve biz buna gururla nereye gidersek gidelim, bundan sonraki hayatımızda hocam sizin dediğiniz gibi biz de milli formayı nerede giyersek giyelim, bunu gururla taşıyacağız. Bu her yerde böyle. Siz işte dün 112 acil değildiniz, oradaki insanların bir ilgisi bambaşkaydı. Hocam şimdi affınıza sığınarak birkaç cümle daha sizin hakkınızda söylemek istiyorum. Nacizane, çok özür dilerim, vaktim değil ama tabii siz bu kulüpten içeri adımınızı attığınızda belki böyle bir süreç yaşayacağınız hani az buçuk hissetseniz bile bunları hayal bile edemezdik. Ama o dönemde gördük ki gerektiğinde masaya yumruğunu vurabilecek işte Eskişehir'in ya da bizi derdimizi üst mercilere anlatabilecek abilere seçilmiş, atanmış insanlara da ihtiyacımız fazlasıyla vardı. Bugün bu yaptığınız yerde ben çok kıymetli buluyorum. Sebebi de şu, buradaki insanlar geleceğin doktorları, mühendisleri ve üst düzey yöneticileri olacaklar. Bu bağlılığı, bu sevgiyi, bu ilgiyi de böyle arttıracak bir çalışmada bulunmanız adına ben Fatih Fensiz öğrencisi olarak çok teşekkür ediyorum. Siz dediğim gibi o zaman gittiğinizde belki bu süreçleri bu kadar yaşayacağınız aklınızın ucundan bile geçmezken böyle bu işlerle bu kadar karşı karşıya kaldığınızda belki de sizin için en kolay olacak şey tamam hani benden bu iş geçti ben gidiyorum kusura bakmayın size başarılar dilerim deyip gidenler gitmek olacak sizin için en kolay şey ki bunu yapan bir sürü insan var. Ama giden sıradan biri herhangi birisi sıradan birisi olmak yerine kalıp bambaşka bir hikaye yazmayı tercih ettiniz bence. Ki bunu da hocam bunu da işte son zamanlarda daha fazla hissedilse de ulusal basında çoğu
Süper Lig hocalarından bile daha fazla yer edindiniz. Herkes sizi konuşmaya başladı. Herkes Eskişehir'deki bu futbol hareketlenmesini, ayaklanmasını konuşmaya başladı bu endüstriyel futbola karşı. Bunda çok payınız çok fazla. Bana göre bu süreçteki en büyük şanslarımızdan bir tanesi de Fuat Çapa'ydı. Tabii bizim daha öncesinde Abdullah Gegiç hocamız vardı. Tabii ona biz şahit olamadık. Biz hep babalarımızdan, dedelerimizden dinledik Abdullah Gegiç'in efsaneliğini. Ama hocam şöyle bir şey var. Bizim neslinde ileride çocuklarını anlatacağı bir Fuat Çapa'sı oldu sizin sayenizde. Siz de bizim gurur kaynağımız, Eskişehir'imizin işte kurucu antrenörlerinden, diriliş antrenörlerinden, efsanelerinden bir tanesi olacaksınız. Ve belki bu şehre bir gün heykeliniz bile dikilecek sayede. Oyuncular bazında da eğer yani birkaç cümle de onlar adına söylüyorum, kusura bakmayın sözü uzattım biraz ama genç oyuncular, yani bizim çocuklarımız dediğimiz, yani ben yaşça küçüğüm ama şehrimizin diliyle bizim çocuklarımızın bir anda genç takımda oynarken U21'de, U17'de mücadelelere, müsabakalara katılırken bir anda şartlar değişiverdi ve profesyonel ligde oynama sorumluluğunu almak zorunda kaldılar. Bu onlar adına da çok sorumluluğun altından kalkmak güç ama aynı zamanda bana göre onlar adına kazanç olarak da çok fazlaydı. Ki bu kazanç sadece Eskişehir spor bazında değil, oyuncular bazında değil, Türk futbolu açısından. Ve bunların başında da Fuat Çapa gibi hakikaten bir eğitimci bir insan var. Bu arkadaşlar, yani bu bizim çocuklarımız dediğimiz insanların tribündeki yaşattıkları hisler, ben de her maça gidiyorum. Bizim yaşadığımız hisler, onlar bir gol attığında bile ya da bir puan aldığında bile çok kupalara bedeldi. Çünkü camia olarak kendi evlatlarını formaya girip sahada mücadele ettiğini hissediyorlardı. Siz anlatırken Fazlı Hocam da kulübümüzün yaşayan efsanelerindendir. Bütün maçlarını havza atmış, derslerde ara ara anlatır. Sizin anlattığınız hikayelerde gözü doluyor hocamızın. Böyle bir sevda var. Ki o insanların tribünde kendi evlatlarına bakmasını düşünün. Sizin, bizim çocukların bize yaşattığı şeyler asla unutulmayacak. Biz dileriz ki hep beraber çok güzel şeyler imza atalım ve bizden hiç ayrılmayın. Ama inanıyorum ki siz zaten çok güzel başarılara imza atacaksınız ve çok güzel yerlere geleceksiniz bizim çocuklar olarak. Nereye giderseniz gidin bu şehir sizi hep destekleyecek. Hep kalbinde bambaşka bir yeriniz olacak. Beraber o hikayeyi yazdığınız insanlar sizin hep arkanızda olacak. Ve siz nereye giderseniz gidin sadece parasını alıp topunu oynayan oyuncular olarak değil, bu bekleyen, 6 ay bekleyen abilerimiz için özellikle çok önemli bir şey. Ne kadar karakter sahibi insanlar olduğunuzu bütün camialar gördü, bütün futbol dünyası gördü. Siz de olur da güzel yerlere, yani çok güzel, çok başarılı yerlerde olduğunuzda da bizleri unutmayın. Bu hikayenin nereden başladığını asla unutmayın. Biz sizin hep destekçiniz olduk, hep yanınızda olduk. Kaptan, bütün cefa isim hocamızın dediği gibi cefalı dönemde de sefalı dönemde de bizle beraber olduk. Tabii onlar da 6 ay gibi bir süre top oynamadan kulüpte beklediler. Bu hele günümüzde bir futbolcu için çok zor bir şeydi. Onlara yoldaşlık ettiler, bu yüzden de size çok minnettarız. Ben bir Fatih Fen Lisesi öğrencisi olarak, bir Eskişehir Spor taraftarı olarak sizlere çok şükranlarımı sunuyorum. Çok sağ olun. Sorumu soracağım ama soru sormadan önce ekleyecekseniz verin. Yok, soruyu sorun. Mehmet abiden başlayayım. Mehmet abi kısa bir soru sorarım. Ya şey yapma. siz bir anda bu 21'den başladıktan sonra, yani genç takımda oynarken bir anda profesyonel birlikte çok fazla süreler almaya başladınız. Biz gitgide artan bir performans gördük. Gitgide daha geride bir ileride daha iyi işler yapan bir takım profil çizmeye başladınız. Puanlar da neyse ki hocamızın belirlediği de bizim istediğimiz doğrultuda gelmeye başladı. Sizce şu anda hala U21 takımında, yani Eskişehir bu durumda olmasaydı ve U21 takımında siz ve arkadaşlarınız oynamaya devam etseydiniz, ileriki kariyeriniz açısından nasıl bir fark olacağını düşünürdünüz? Ben bunu çok merak ediyorum. Sisoko'ya da soru soracağım ama hocam şimdi biz matematik, fizik falan çalışıyoruz. Tamam. Tabii şans bize çok erken geldi.
Biz de bunu değerlendirdik tabii ki, herkes kendi adına. Ama bu 21'de de devam etseydik, yani çalışmalarımıza devam edecektik her zaman. Yani o formayı giymeyi her zaman bekleyecektik. Yani o şansın geleceğini biliyorduk yani. Çünkü büyüdükçe kendini daha çok geliştiriyorsun. Yani öyle yani. Ya böyle benzetmeler yapmak hoşuma gitmez ama sahada Mehmet abi izlerken sanki böyle arkasını döndüğü zaman formanın arkasında ben Modric yazacakmış gibi hissediyorum. Yani sahiden çok beğeniyorum. O senin idol aldığın bir futbolcu var mı? Ama sen ileride Türkiye'nin Mehmet Özcan olacaksın. Ben ona çok inanıyorum. Sissoko, Eskişehir spor forması altında en unutamadığın maç, en unutamadığın an hangisiydi? Hocam siz sokakta sadece sizle sohbet ediyor herhalde ya. İki gol atmış oldum başlıyor. Gençler Birliği. Hocam, kaptan. Eğer şu an geçmişte beraber oynadığımız işte takımımız oluşan oyunculardan herhangi birisini, şu an çok güzel bir takımımız var, çok karakterli bir ekip var ama bir tanesini şu an oradan, o konumdan alıp bizim takımımızda alma şansın olsaydı kimi çağırdın? O çok zor soru ya. Teknese çok kaliteli ve yetenekli oyuncular. Kişisel olarak mı bakalım yoksa genel olarak mı bakalım? Arkadaşlık da olur, futbolculuk da olur. Ya dönemsel olarak çok güzel arkadaşları gördüğü dönemde oldu. Mesela 30 puan topladığımız, ilk kere 30 puan topladığımız dönem çok kaliteli bir takımımız yoktu belki ama inanılmaz bir takımlaşlık var, inanılmaz bir arkadaşlık vardı. Sağ içinde ve sağ dışında o enerji yakaladığınız zaman başarı kaçınılmaz oluyor. Tabii hani oynadığınız futbol belki bazen hoş gelmeyebilir sözünde. Ya da izlediğiniz zaman ya bu zaman yeterli değil diyebilirsin ama bunca da yer olduğu için o dönem arkadaşlık çok iyice. Hani kişisel olarak sizlerden çok fazla oyuncu da oynadım. İsim verirsem bir şeyler takım arkadaşlarım da sıkıntı olur. Hepsi ayrı bir yetenek şimdilikler. Şu anki şart, şu anki ortam inanılmaz zor. Bu ortamda bu başarıyı gösterebilmek, bu yeteneğini sergileyebilmek, sağ içinde bu duruşu, sağ dışındaki duruşu sergilemek o anki dönemde gösterdiğim performanstan daha değerli bence. Çünkü normal bir sezon, normal bir yıl yaşamıyoruz. Bu yıl yaşadığımız her şey olağanüstü bir şey. Gösterdiğimiz performans da bence olağanüstü. O anki performansa daha değerli bir şey. Müsaadenizle sorabilir miyim? Ben baştan özür dilerim, tekrar özür diliyorum. Biraz uzattım. Hocam, size de sorum şu. Fuat Çapa'nın Eskişehir Spor'la beraber kısa vadede hedefleri ve uzun vadede Eskişehir Spor'la var olan hayalini. Bir kere açılış konuşmasında söylediklerim yani beni çok uygulandı belki. Böyle düşünmek ve ifade etmek hem gururlandırdı hem de duygulandırdı. Şimdi şöyle sordum bana, işte bundan sonra daha iyi yerler diyerekten, bundan sonra benim için daha iyi yer yok. Yani. En iyi yer burası. Gerçekten. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Bundan sonra yani iyi yer neye göre iyi yer? Yani maddi olarak iyi yer veyahut da manevi olarak iyi yer. Ama en iyi yer neresi?
biliyor musun? Mutlu olduğum ve huzurlu olduğum diye. Ben de şu anda değil yani. Burada her zaman huzurlu ve mutlu olacağım. Bundan emin olun. Burayla ilgili çok büyük hedeflerim var. Gerçekten çok büyük hedeflerim var. Neden? Çünkü bir kere çok tutkulu bir şehirde yaşıyoruz. Yani Eskişehir Spor'a var, tutkusu var. Burada 3 tane üniversitemiz var. Yeterince değerlendiremediğimiz. Bunlarla ilgili projelerimiz başladı biliyorsunuz. Şu anda da verimlerini de alıyoruz. Çünkü Osman Gazi Üniversitesi ile Eylül ayından itibaren yapmış olduğumuz testler var. Bunların gelişimleri tesadüf değil. Yani oradan almış olduğumuz verilerle ilgili. Yani onlardan aldığımız veriler ve uyguladığımız programlarla ilgili gelişimleri. Ve bunu bu zor süreçte yapabildik. Yani önümüzdeki dönemde eğer şöyle söyleyeyim. Biz yoğun bakımdaydık hastanede. Şu anda yoğun bakımda normal oluyor. Halen de hastayız yani. Bir kere unutmayalım. Yani her şey eve çıkıp işe başlamadık daha. Yani Eskişehir Spor halen daha şu anda hastanede. Sadece yoğun bakımdan çıktık şu anda. Biz bundan yani gelecek 5-10 yıl içerisinde eğer Allah nasip ederse biz de burada olacak olursak artık dışarıdan oyuncu getiren değil ama bizi dışarıda iyi temsil edecek bireyler hem futbolcu anlamda hem de birey anlamda yetişecek sporcular. En büyük hedefim bu. Şehirle ilgili de kenetlenme olmuştu ama bu kenetlenmeyi devam ettirmemiz gerekiyor. Her anlamda yani protokol olsun, taraftarımız olsun. Biz Eskişehir halkın takımı kişilerindeyiz. Yani bunu daha çok üzerine vurarak, bundan dolayı da daha çok halkın içerisine girmemiz gerekiyor. Çünkü bizim takımımızın saygı taraftarlar. Murat, merhaba. İsmim Fatih Akın. Fatih Fenik Sesi'nde daha yeni göreve başladım. 3 ay oldu buraya atanalı. Buraya geldiğiniz için öncelikle okulum adına ve kendim teşekkür ediyorum sizlere. Şu soruyu yönelteceğim. Yani soru değil de aslında düşünce anlamında. Hani Eskişehir Spor olarak yıllar anlamında 10-15 yıl veya daha uzun süre Süper Lig takımında inşallah Eskişehir'imizi görmek istiyoruz. Bu arada ben Hataylıyım. Hatay maçında da inşallah sizlere başarılar diliyorum. İyi olan kazansın. İnşallah Süper Lig'e de sizleri görmek istiyoruz. Hatay'ı da görmek istiyoruz inşallah. Hani Beşiktaş veya Fenerbahçe olsun, Galatasaray olsun. Ben ayrıca Galatasaray'ım da kendim. Onları değil de genelde bizim Anadolu takımları da Süper Lig'de yıllar olmasını istiyoruz. Temennimiz bu. İnşallah güzel maçlar olur. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Evet. Gençler vakit daraldı. Misafirlerimize bir iki çam sakızı, çoban armağan, ikramımız, hediyemiz var. Bundan sonra yemeğe geçeceğiz. Tabii bu durum bu. Sorulara bakalım. Misafirlerimizle ona göre programları var. Çok fazla vakitlerini almayalım. Tekrardan okulum adına hocamıza, Murat Bey'e ve futbolcu kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Okulumuzu onurlandırdılar. Tekrardan şimdi çam sakızı, çoban armağanı hediyelerimiz var dedik. Ve inşallah bu hediyelerimizle birlikte misafirlerimizi de uğurlamış olacağız.